geldiği gibi bütün magazin programları, haberler, hatta neredeyse hava durumu bile bizim fazla kilolarımıza takıyor. Yaza girerken bayanlar fazla kilolarını nasıl verirmiş? Plajda göstermek istemediğimiz selülitlerimizden nasıl kurtulurmuşuz? Nasıl mayolarınızın içine sığabilecek hale gelirmişiz? Size ne kardeşim? Hayır, size ne? Siz kendi göbeğinize baksanıza. Karnınızı böyle içinize çeke çeke, midenizi ağzınızdan kaçıracaksınız. Abi bu mide mi? Abi senin mi? Abi senin mi? Sen al, al. Hayır, karnını fazla içine çekmezsen biz de bütün gün yediklerini ortalıkta görmek zorunda kalmayız. Bak yine güzel konuştu ha. Gitti de açılıyor bu kız. Aferin canım. Açılsın açılsın. Konsept. Konsept. O kadar para verdik canım. Yani verecek o kadar önemli haber varken bütün ana haberler fazla kilolarınızı nasıl verirsiniz olayına hücum ediyor. Mesela efendim yeni makine çıkmış. Lazer CT 5500. Bak 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 bak. Cilde zarar vermeden üç beden inceltiyormuş. Bak 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 bak. Madem lazer CT 5500 dünya üzerinde vardı, niye içirdiniz bizi o zehir gibi maydanoz suyunu aylarca? Ha? Yerdik kızı kapamayı, böyle atardık kendimizi lazer CT 5500'ün altına. Oo, mis. Son 2, 3, 4. Şişkoyum ben şişko. Dinle bize pişko. Hello baby, I am pro. San Francisco. Şişkoyum ben şişko. Dinle bize pişko. Hello bebek, I am pro. San Francisco. Dobiş duba varil dedin, hiç oralı olmadım. Dombili tombul karpuz dedin, saçlarını yolmadım. Kıtırcık bir gülüm ben, bir gün bile solmadım. 11 ekmek yiyorum günde, hiç sebebi sormadım. Ferhat güzel, bak ne güzel, kara kürdan yavrusu. Bir de bana bak Seda kız, Diyarbakır karpuzu. Su içsem yarıyor bana, günde 19 şişe. Yarım dünya gibi oldum, şaştım kaldım bu işe. Şişkoyum ben şişko. Dinle video pişko. Hello baby, I am pro. San Francisco. Şişkoyum ben şişko. Dinle video pişko. Hello bebek, I am pro. San Francisco. Pilates'e gittik, patates yedim. Saunaya gittim, sobasında et yaptım. Daha jogging'e çıktım, geyik vurdum, onu yedim. Acapulco'ya gittim, Çin yemeğimiz. Şişkoyum ben şişko. Dinle video pişko. Şişkoyum ben şişko. Sen anlarsın beni Seda, sen de balık etisin. Eyvah, kalk mı yaptım ben, yardım edin, yetişin. Balık derken ince Japon, somon yani bir nevi. En iyisi biz kalkalım, kırdık botu lan değil mi? Yani küçük balık canım, Japon olur ya böyle, büyük gözlü ondan. Ya, balina deseydin bari, balina. Aman bu da olmadı, kalk gidelim çabuk. Ya kaldıramaz mı, kaldıramaz ya. Kim attı lan bunu? Ben attım lan Kura, ne olacak? Konsantrem bir bozuldu. Hoca kafama şişe atıyorlar ya. Al bu da kapak olsun sana. sen hadi şimdi bir de kızları görelim, kızları. Oha, hocam bu kız değil ya. Ben kızım tamam mı? Hem de kız olan kızım ben. Hocam bıyık var bunda, bıyık. Bunlar bıyık değil bir kere, bunlar küçük sarı tüycükler. Hormondan çıktı. Hayda! Hoppa! Hayda! La hormon al bozuk manyak! Hayda hayda! Hadi Allah'tan! Küçükken ne olmak istediğini sorduklarında hep şey dermişim. Türk halk müziği toplu korucusu. Ne? Türk halk müziği toplu korucusu. Orman korucusu gibi bir şey mi o? Lütfen, lütfen sizi biraz bu meselenin dışında bırakabilir miyiz? Lütfen. Küçükken Türk halk müziği toplu korusunda şarkı söylemek istemişim. Öyle önde solo olarak değil ama arkada kalabalığın arasında sakin sakin söyleyeyim ben. Öyle usul usul terennüm edeyim. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Bana bir babet olur. Ya bak hala söylüyor. Seni bu sesinle zaten ancak koroda arkaya bir yerlere alırlardı. Görünmeyen bir yerlere. Ya da dublaj yaparlardı sonra. Bicik dayı. Ne olacak? Davut Güloğlu'nun şarkı söyleme konusundaki becerisini zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Birazdan Davut Bey'in
şarkı söyleme konusunda bilmediğiniz bir yönünü daha öğreneceksiniz. Dikkat! Dikkat! Davut Güloğlu'nun koro performansı sadece ve sadece bu programda. Yemin bir kuş konmuş da penceremde konmuş da aldım onu içeriye ötsün diye üfürederken canlandı ellerim bomboş kaldı. Elimizde, yollar elimizde, biz gideriz okula, okula. Davut abi, merhaba. Neden? Pek bir asabi bugün. Dur, ben bunu yumuşatmayı bilirim bak. Shakira dedin mi bütün akan suları durur bunun. Davut abi, Shakira. Ne? Bak gördün mü oğlum? Shakira evleniyormuş. Ne diyorsun Davut abi? Shakira evlenmesin canım. Shakira, sakın ha. Ben sever Shakira'yı. Değil mi be Davut abi? İtiraf et de kurtul be. He? Gerçekten ben onu çok yani... o da dans eden, müziğini çok güzel şekilde yorumla... Yani sesini de çok beğeniyorum. Ama tabii ki... İyi olur. Bir kere karşılaşmıştık. Belki bu ikinci de bir hayır var. Bir dakika, bir dakika. Nerede karşılaştınız? Bizim haberimiz yok. Evet, bir daha Türkiye'ye gelmişti o zamanlar. Türkiye'ye gelmiş miydi? İyi ki gelmiş o zaman değil mi? İyi ki gelmiş ya. Nerede karşılaştınız Davut abi? Anlat. Star TV'nin bir programında yani davetliydi. Oraya gelmiş karşılaşmıştık. Güzel kız ama şimdi Davut abi. Güzel kız değil mi? Güzel kız, güzel. Fiziksel olarak öyle bir kadınsal olarak bu kadar değil. Yani ben Shakira'nın çok içinde sığmamazlığını ve biraz yaramaz bulduğum için, biraz böyle kıpır kıpır olduğu için biraz belki. Ama öyle fiziksel olarak çok güzel bir kadın değil. Açıkça bunu söylemek lazım. Çünkü Türkiye'de onun çok çok daha katta güzel kadınlar var. Ve benim şu anda beraber olduğum kız arkadaşım onlar çok çok daha güzel. Bak şimdi bak bak. Aa, şu uçaktaki Shakira mı? Nasıl da baktı gördün mü? Kandırdım. Bir dakika. Allah! Evet, Davut Güloğlu yeni albüm yaratım ve planlama toplantısına hoş geldik. Hemen hit parçamızı yazalım, zaten iki dakikada yazarız. Evet, arkaya bir ritim koyalım. Bittiri. Evet, çok güzel bir ritim. Bunun üstüne hemen yazalım. Evet, hemen başlayalım. Önce havaya girelim. Davut Güloğlu'yum ben, kıpırdak bir insanım. Şarkılarım hep aynı, değişmesin imajım. Koşarım Rocky gibi, kolum Robocop gibi. Arnavutçu ve Zeneger sanki ikizim gibi. Torbayı ıskaladım ama kimse görmedi. Denizden bir çıkarım ayı balığı gibi. Yağmur yağdır yönetmen altında dans edeyim. Bu albüm de tamamdır ekstraya gideyim. Bitti. Aklıma söz gelmedi ne yapacağız lan Muhittin. Zaten anlaşılmıyor uydurur salla gitsin. Bittire baktım bittire kalktım bittire ha uçak ha. Bittire bilir yaparım. Evet, albüm tamamdır. Hayırlı olsun. Aa, bak bak, kameraman camdan yansımış. Detaya girme, seni fittiri fittiri dittiri yaparım ha. Tavu şaka. Uy. Haber tartışma programlarına 32 kişi katılır, sadece 3'ü konuşur. Geri kalan 29 kişinin neler çektiğini, ne tür psikolojik bunalımlara girdiğini kimse bilmez. Ben bilirim. 2 ay tedavi gördüm o yüzden ya. Şu Mehmet Ali Brent olayı değil mi? Evet ya. Hadi izleyelim. Gidelim. Şöyle de bir şeyimiz var. 680'e doğru giden bir çıkış var. Böyle mi? Bu kadar büyük mü bu? Şimdi sayın Brent, Türkiye'nin geneline bakacak... Fakat var yani daha doğrusu söyleyeyim. Bu bir sorun mu sizce? Yani bankaların açısından bu bir sorun mu? Yani sorun mu derken istatistiklere baktığımızda %40 oranında faizler, var. Gecikme faizleri anormal değil mi? Bizdeki faizlere bakıyorum %100 bilmem kaçlara çıkıyor.